11. yüzyılda inşa ettirildiği tahmin edilen Çorum Kalesi içinde yer alan 34 metruk binanın yıkımına başlandı. İçinde bir cami ve 3 tescilli yapının yer aldığı Çorum Kalesi'nde yıkım sonrası restorasyon çalışmaları başlayacak. Çorum Kalesi turizme kazandırılacak. Çorum Kalemizde birkaç aydır başlattığımız çalışmalar son sürat devam etmekte. Şu anda kale duvarlarının etrafını açmak için yıkım çalışmalarını devam ettiriyoruz. 42 tane parselimiz vardı kalemiz içerisinde. Bunların içerisinde 4 tane camimizle birlikte 4 tane tescilli yapımız vardı. Bu tescilli yapılarımızı muhafaza ediyoruz. Geri kalan yapılarımızın tamamının yıkım iznini Anıtlar Kurulu'ndan aldık ve yıkımlara devam ediyoruz. Gelinen aşamada kale duvarlarının restorasyonuyla birlikte restorasyonu için ihale sürecimiz, dünden ihalemiz yapıldı. İhalenin değerlendirme süreci şu anda devam etmektedir. Biz kaleye çok önem veriyoruz Çorum Belediyesi olarak. Bu önem çerçevesinde iki aşamalı olarak kalenin planlamasını yaptık. Bir tanesi sur duvarlarının projesinin hazırlanması, restorasyon projesinin hazırlanması. O aşamada ihalemiz biraz evvel bahsettiğim gibi tamamlandı. Bir diğer aşamada içinin fonksiyonlandırılması, içinin yaşayan bir alan haline gelmesi için yapılan çalışmalar. Bu çalışmalarla ilgili de kafamızda bir şekillenme oldu. Bu süreci devam ettiriyoruz. Belediye başkanımızın çok önem verdiği bir husus, buradaki şehir alanın turizm içerisinde turizme kazandırılması olduğu kadar Çorum şehir halkına da, Çorum'daki hemşehrilerimize de hizmet etmesi yönünde. Bu anlamda kalenin içerisinde fonksiyonlandırmayı bir butik otel olarak planladık. Konservatuvar alanı olarak planladık. Çocuk Oyuncakları Müzesi, Bebek Kütüphanesi, Çorum'un eski hayatının, kültürel hayatının canlandırıldığı bir Çorum Evi, geleneksel Çorum Evi alanı, yöresel yemekler alanı, etkinlik alanları, sanat galerisi, bu şekliyle Çorum'daki bu kalemiz, müstesna kalemiz yaşayan bir alan olarak çalışmaya devam edecek. Bununla ilgili süreci devam ettiriyoruz. Çok büyük bir aksilik olmasa birkaç ay içerisinde buranın projesi hazırlanıp yine kurula sunulacak. Kalemiz bu anlamda Çorum'un hem kültür hayatına hem de turizmine çok büyük etki sağlayacağını, çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Biz buradaki çalışmaları yaparken tarihi dokuya da, çevre dokusuna da gereken önemi veriyoruz. Başkanımızın kesin talimatı, işin çok hızlı yürümesi ve bir an evvel sonuçlandırılması yönünde. Biz de sürekli olarak işin başındayız. Bu kaleyi şehrimize en kısa sürede kazandıracağız.